Hatuşaş'ta tarihe yolculuğumuzdaki bu durağımız ise Yerkapı. Yerkapı yığma bir tepeden yapılmış. Hatuşaş'ın tamamı surlarla çevrili bir alan olduğu için buralara şehire giriş için çeşitli kapılar yapılmış. Bu kapı ise Yerkapı. Burada bir tünel var. Bu tünelde 70 metre uzunluğunda bir tünel. Evet, tünel 70 metre uzunluğunda. Tüneli gördüğünüz gibi sağlı sollu taşlar da yapılmış. Bu tünel koruma amaçlıdan ziyade gösteriş amaçlı yapılmış, yığma tepeden oluşturulmuş bir giriş kapısı burası. Ve buradaki taşlar sonradan getirilip buraya yerleştirilmiş. Burası Hatuşaş'ın giriş kapılarından Yerkapı. Evet, Yerkapı'nın üstündeki bu panoramik alandayız. Burada da iki tane kapı girişi yapılmış. Tabii bunlar tahrip olduğu için aşağıdaki müzeye götürülmüş. Şu anda Hatuşaş'taki Yerkapı'nın üstündeki tepedeyiz. Yığma tepedeyiz. Şehir kısmındayız şu anda. Şehrin iç kısmına bakan kısımdayız. Burada da gördüğünüz gibi replikalar var. Kapı girişine yapılmış replikalar. Orijinalleri aşağıda şehrin içerisindeki müzede muhafaza ediliyor. Buraya replikalarını yapmışlar. Burası yığma bir tepe. Altında 70 metrelik bir alan var. Bu alandan da hem şehire giriş yapılıyor hem şehirden çıkış yapılıyor. Burası şehri savunmaktan ziyade daha çok gösteriş için yapılmış bir kapı girişi. Hatuşaş surlarla çevrili bir şehirmiş. Şehri surlarla çevirerek koruyorlarmış. Ve şehir girişlerine de bu şekilde kapılar yapmış. Daha deminden aşağıdaki aslan kapıyı gördük. Şimdi de Yerkapı'dayız. Hatuşaş'tayız.